hoş geldiniz. Nasıl gidiyor? Benim iyi gidiyor. Teşekkürler. Kimse konuşmaya çalışmayalım, kendine gel. Bugün en sevdiğim videolardan birini yapacağız. O da benim yemek yediğim videolar. Siz ben tıkınırken beni izlemeyi seviyorsunuz ve ben de tıkınmayı seviyorum. Ben de yani yapacak bir şey yok. Madem öyle istiyorsunuz ben de tıkınırım arkadaşlar. Benim bir şey yok yani. Ay ben bu videodan daha kanalımı yeni açtığımda hatırlıyor musunuz eskiler? İngiltere'deydim ve o zaman İngiliz çikolatalarını deniyorum videosu yapmıştım. Tam kaç sene oldu? 5 sene. Ve bugün tekrardan yapıyorum o videoyu. Bu sefer İrlanda çikolatalarını deneyeceğiz. O videoyu biraz hatırlayalım mı istersen? Tüm marketlerde böyle Türkiye'de olmayan aşırı küçüğüm. Çok küçüğüm. Bugün sizinle onları deneyeceğim. Bu videoyu çektiğim için çok mutluyum. Ben marketten Türkiye'de olmayan ama burada olan bir sürü çikolata aldım. Biliyorsunuz bu videoyu. Tek tek hepsini deneyeceğim ve puanlayacağım. Ben şeker komasına girerken siz de o zaman arkanıza yaslanıp izleyebilirsiniz. İsterseniz daha fazla uzatmadan başlayalım. Let's go. Rastgele başlayacağım. Önce bu çikolatadan başlıyorum. Bunun adı Ritter Sport. Bunun başka türlüleri de vardı. İçinde işte fıstık, fındık bilmem ne olanları da vardı. Ben bisküvisini denemek istedim. Deneyelim bakalım. Bu video için çok heyecanlı olduğum belli oluyor mu? Bir de aç karnına çekiyorum şu anda. Yiyorum. Nice. Başarılı. Normalde gidip alacağım çikolata türü yani. Gerçekten çok başarılı, beğendim. Çikolatasının tadı çok güzel. 10 üzerinden 9 veriyorum. Güzel ama çok daha güzel olabilirdi. Oradan kırıyorum. Ritter Sport'cum, seni 3 evetle uğurluyoruz. Tebrikler. Sıradaki çikolataya geçelim. Oreo yiyeceğim. Oreo'nun farklı farklı şeyleri vardı. Nanelisi falan da vardı ama ben naneli çikolata fikrine hala alışamadım. Aradan 5 sene geçti. İlk defa o videoda yemiştim. O yüzden no. Peanut butter'lı aldım. Yani fındık kremalı. Peanut butter flavor. Yes. Gönder. Arkadaşlar. Bildiğiniz Oreo arasında şey yok ama. Beyaz şeyden yok. Peanut butter var. Dırım. Bakalım tadı nasılmış. Bu değil mi? Sadece daha güzel be. Fındık kremasının tadı güzel ama. Fena değil. Ben... Benim damak tadımdan dolayı ben buna 10 üzerinden 8 veriyorum. Yoksa başarılı. Tebrikler canım. Görüşürüz. Daha ikinci çikolatayı yedim ve bayılıyorum. Su. Sıradaki çikolata. Normal düz M&M alacaktım ama dedim ki çikolata versiyonunu neden almayayım? Çünkü çikolata versiyonunu hiç yemedim. Düz M&M yemiştim. Crispy. Ha böyle şeyler patlak, bir şey patlaklar var içinde. Bir de normal M&M parçaları var. Heyecanlandım. Beni heyecanlandırdı doğrusu. Bir puan kırıyorum şu an paket. M&M tamam. Oo. Bayağı iyi görünüyor. Bayağı iyi görünüyor arkadaşlar. Şu yüzeyin güzelliğine bakar mısınız? Şuranın mükemmel. Oha! Size bir şey diyeyim mi? Ben bunu çok pis bitiriyorum bugün. Muhteşem. Çikolatası efsane lezzetli. Patlaklar çok iyi. Ve arasında M&M de var. Size... Anlatamam. Arkadaşlar 10-10. 10-10 çikolata. No matter what I do, all I think about is you. Sırada geldi. Şöyle değişik bir şey deneyelim bari. Cream egg. Öyle mi? Denensin. Arkadaşlar ya bu arada ben paketleri çatır çutur açıp çatır çutur yiyorum ama inşallah korona falan olmam. Bu video için korona falan olursam vasiyetimdir şu kanalı bir 300 bin yapalım ya arkada. Tamam mı? Teşekkürler canımsınız. Aa yumurta şeklinde çikolata. Bunda ne varmış içinde? Beşli paket. Okay top. Milk chocolate eggs with a soft fondant center. Sütlü çikolata. İçinde de yumuşak çiçi var da yumuşak ne o? Karamele benziyor fotoda. Ama bu beni çok bayacak gibi hissediyorum. Şimdi deneyelim. Oha! Görüyor musun? İçinden garip bir şey çıktı. Sütlü mütlü bir şey ama tam çözemedim. Güzel. İçindeki her neyse güzelmiş. Çok baydı. Ama çok güzel tadı. Deli gibi tatlı istediğin zaman kesinlikle yenir. O yüzden buna 10 üzerinden 7 veriyorum. Çünkü tadı güzel ama bayıyor. Bunları ben var ya kesin beğenmeyeceğim. Ben böyle şeyleri hiç sevmem arkadaşlar. Ay. Solucan solucan hakikaten. Adı da böyle solucanlı bir şey. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Asla göremiyorsunuz. Dur ben size göstereyim. Bayağı solucan gibi. Adı ne bunun? Curly Whirly Scorelines. Uzuyor. No. Dişlerime yapışıyor. No. Hani böyle çiğnersin çiğnersin gitmez ya ağzından. 2000 years later. Senden nefret ediyorum. Gerçekten senden nefret ediyorum. Puanlıyoruz arkadaşımızı 10 üzerinden 4. O da çikolatası karamel güzel diye yani. Yoksa
bir. Of, bunun için çok heyecanlıyım desem. Çok güzel bir çikolata izlenimi veriyor paketi, bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. Bunun farklı farklı flavor aromaları vardı. Hepsi sütlü çikolata olduğu için ben bunu beyaz çikolata ve raspberry de aldım. İkisine de bayılıyorum. O yüzden çok heyecanlıyım. Paketine de kıyamıyorum. Çok tatlı. Oh yes. Görmek istediğim manzaralar. Oh yes. Tam benlik. Bayılıyorum böyle çikolatalara. Kendine gel. Çile bu sesler çıkarıyorsun. Şunun güzelliğine bakın, şu renge. Gelsin bakalım. Ben beklentimi çok yükselttim galiba. Yenir. Ay, süt mü o? Buram buram süt tadı geliyor. Ay, ben sütten nefret ederim arkadaşlar. Hayal kırıklığı. Sana aşkım 10 üzerinden 6 veriyorum. O da rengin çok güzel. O kadar. Süt tadı beni bitirdi yani. Ben sütten nefret ediyorum. Sütün herhangi bir tadını almaktan nefret ediyorum. Sütlü olacaksa bile tadını almamalıyım yani. Sıradaki çikolatamız Animal Bar. Bu çok eğlenceli gözüküyor. Üstünde bir sürü hayvanlar var arkadaşlar. Her bar 100 kalori. 100 kalori çok mu az mı, ben hiç anlamam. Her biri farklı bir hayvan mı? Her biri ayrı bir hayvan. Saçma sapan konuşmaya başladım. Bir tane aslanlı var. Allah'ım, önceki videoda selta konuşuyorduk. Şu anki halime bak. Bir tane de maymun var. Niye iki tane yılan var? Bir tane de zebra olsaydı. Yazıklar olsun. Çok iyi. Üstünde hayvan fotosları var. Fotosları. Bizde Petito var ya, ona benziyor. Bildiğim Petito. Vallahi Petito. Animal Bar'a 10 üzerinden 7 veriyorum. Bana şeker koması yavaştan vurmaya başladı arkadaşlar. Ben biraz fazla mı çikolata almışım? Niye bitmiyor? Niye böyle oldu ki? Yoruldum. Yorkie. Bir şey söyleyeceğim. Bu önceki videoda ben sanki Yorkie yemiştim ya. Yemişsem bile hatırlamıyorum. Yani üstünden 4-5 sene geçti. Peki bunun içinde ne var? hiçbir şey yazmıyor. Okey. Yamakar sizce böyle içinde bir şey olmayan çikolatayı sever mi? Sevmez. Ay, dişim ağrı girdi. Güzel çikolatasın, fena değilsin. Ama içinde hiçbir şey yok. O yüzden sana puanım 9 kank. Sana puanım 7. Sıradaki çikolataya geçelim. Bakınız, şöyle bir şey buldum. Turkish Delight. Hayırdır kardeşim, ben Turkish'im ne vardı? Bizim adımızı kullanarak nasıl çikolatalar koyuyorsunuz ortalığa? Bir söyleyin bize hele. Turkish Delight'miş. Neyine Turkish? Ney? Ben Delight mi? Delight diyor, çikolata bu. Size bir şey diyeyim mi? Çikolata içinde lokum bu. Allah belamı versin ki öyle. Şöyle. Bir Turkish olarak bu olaya el koyuyorum. Kardeşlerim, kaderdaşlarım, siz merak etmeyin. Ben şimdi sahip çıkmaya geldim Turkish Delight'ımıza. Bekleyin. Oha, hakikaten lokum bu. Görüyor musunuz? Baya çikolata kaplı lokum yapmış adamlar. Bir şey söyleyeyim mi? Güzel. Vallahi billahi güzel. Turkish Delight'a 10 üzerinden 8 veriyorum. Çikolata içinde lokum harika bir fikirmiş. Beğendim. Devam ki. Bir saniye. Bir tane de Oreo almışım, kendimi tutamayıp. Oreo Bites. Bisküvi değil de çikolata olarak. Ha, küçük küçük böyle bite'lar bakın. Odakla, odakla. Evet, aynen böyle. Evet, aynı pakette gösterildiği gibi. Hiçbir fark yok. Tadı çok güzel. Oha, buna 10 üzerinden 10 veriyorum net. Yorum yapamayacağım. Harika. Son olarak da şöyle içinde 4 tane çeşit çikolata olan bir paket aldım. Şimdi onları deneyeceğim. Güzel. Toffee Crisp deniyorum. Toffee Crisp denediğime pişman oluyorum. Fazla tatlı. Bir lokma daha yiyemeyeceğim. Koma geliyor. Arkadaşlar, Toffee Crisp. No, Toffee Crisp'e kesinlikle 10 üzerinden 2 veriyorum. O da çikolata olduğu için yani. Anlatabiliyor muyum? Kendisi bir çikolata. Yani çikolata en fazla ne kadar kötü olabilir? Bu kadar kötü olabilir. Sonra Cima Rolo var. Ben Rolo'yu denemiştim arkadaşlar. Eski videoda. Hatta uzamıştı. Hatırladınız mı şu? Kesin yine uzayacak. Biliyordum. Ve bunu da bitiremeyeceğim. Bu videoyu çekmeye pişman olmaya başlıyorum. Rolo'ya 10 üzerinden 4. Yeter. Yapabilir miyim daha fazla bilmiyorum. Tamam, hadi son iki çilem, dayan buna. Kusacağım. Aero'yu deneyeceğim. Yaşlanmışım ben. Önceki videoda böyle olmamıştım ya. Aero'ya 10 üzerinden 3 veriyorum. Gerçekten bir tane daha çikolata yemeye takatim ama kusacağım. Evet, umarım çikolata deneme videomu beğenmişsiniz.
Hayatınızda en çok ihtiyacınız olan şey buydu biliyorum. Umarım eğlenmişsinizdir videoyu izlerken. Böyle bir nostalji yapalım istedim. Bu videoyu kanalıma ilk açtığımda çekmiştim ve şu an ağlayacağım. Duygusal jelibonluk is real. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bu tarz saçma sapan videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız beğene basmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın, beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Bye bye.